2010 Tayfa'nın hızlı çıtalar koçu Çağla Hocam. Nasılsınız? Çok iyiyim, süperim. Niye hocam? Çünkü yine birinci olduk. Evet, geçtiğimiz hafta da yine öndeydiniz. Yarın yeni sonuçlar açıklanıyor. Burada da öndeyseniz artık birinci sezon belki de sizdedir. Bence de kesin. Artık ben 8. sınıflarımda çok rahatım zaten. Beni rahat görüyorsunuz şu anda. Onlara güveniyorum. Hocam bugün hızlı çıtaların size 5 tane sorusu var. Hazırsanız onları yöneltiyorum o zaman. Çok hazırım. Hocam sorulara başlıyorum ama o kadar takımınızı övdünüz, isim misim açıklamıyorsunuz bu hafta. Yıldızlar kim mesela? Çünkü şundan dolayı açıklamıyoruz. Yıldızlarımız ve takımımıza yeni gelen üyelerimiz kendini şuradan takip edebilir. Oo, bu sefer ekranda görüyoruz. Evet. O zaman ilk soru geliyor. Lilya, hocam ben fen lisesi istiyorum. Günde her dersten kaç soru çözmem uygun olur? Fen lisesi güzel bir hedef. Yorucu da bir hedef çünkü dereceye girmesi lazım öğrencimizin. O yüzden şimdiden çok güzel bir şekilde çalışması lazım. Yani tabii ki çok fazla soru çözmesi gerekiyor. Burada net bir soru sayısı vermek çok doğru olmaz ama Ekim ayı için yine de... Hocam verin ya. Evet, sorusunu cevaplayalım. Yani 200'ü görürse onun için çok iyi olur. Çok değil mi hocam 200? Fen lisesi için bence şu an iyi. Doğru, bir şey diyemedim. Hocam günde saatlerce ders çalıştıktan sonra denemeye giriyorum. Netlerim yerlerde. Hiç çalışmayan arkadaşlarımın bile netleri benim netlerimi geçiyor. Netlerimi yükseltmek için ne yapmam lazım? Burada bence yanlış bir çalışma stili olabilir. Yani bazı öğrencilerimizde bunu görüyoruz. Mesela üslü sayıyı çok iyi yapıyor. Habire o yüzden üslü sayı testi çözüyor. Ama aslında benim öncelikli hedefim ne olmalı? Denemeye bakıyorum. Hangi konudan yanlış yapmışım? Çalıştığım konuyu testi buna göre karar veriyorum. O yüzden çok fazla çalışmak bu noktada önemli değil. Hatalarıma yönelik çalışmak önemli. Buna dikkat edebilir. Elif Ertem, ara tatilde neler yapmalıyız demiş hocam. Çok güzel bir soru. Önemli de bir soru. Zaten bu ara öğrencilerimizden ya yazılı ile ilgili soru alıyoruz ya da ara tatille alakalı soru yazılılar alıyoruz. Bitti, ara tatil var. Evet. Ara tatil için öncelikle şunun haberini verelim, hatırlatmış olalım. Bizim de ara tatilde Tonguç Kapı olarak bir kampımız olacak. Bu kampta matematiğe yönelik hem de Türkçe yönelik çok güzel programlar olacak. Bunu arkadaşlarımız takip edebilir. Bunun yanı sıra daha hani özel öneriler verecek olursam da ara tatilde ne yapmalı öğrencilerimiz? Öncelikle her ders için kendilerine bir liste oluşturmalı. Konu listesi. Bu konu listelerine 0'dan 5'e kadar kendilerine bir derecelendirme yapmalarını istiyorum. Ben örnek veriyorum, işte üslü sayıları 3 biliyorum, karekökü 2 biliyorum gibi. Sonrasında buna yönelik çalışmalar yapacaklar. Sadece ara tatili eksiğimizi kapatmak amacıyla kullanacağız. Bu önemli bir tatil bizim için. Çünkü bu ara tatili böyle verimli geçirmeyen arkadaşlarımızda düşüşler görebiliyoruz. Ama iyi geçirirlerse de çok güzel yükselişler göreceğiz. Yani dinlenmeyin diyorsunuz hocam. Dinlenmeyin diyorum. 8. sınıf olduğumuz için. Evet diyorum. Azra Su Şimşek, hocanın derste sorduğu etkinlikleri yapabiliyorum. Konularda da eksiğim yok. Ancak beceri temelli sorularda ne yapacağımı unutuyorum. Aç parantez, EBOB mu EKOK mu yapacağımı bilmiyorum. Ne yapmalıyım? EBOB yapacak bence. Şöyle, burada bilgiyi biliyor, kendisi de söylüyor zaten. Olay ne? Bilgiyi kullanamamak tamamıyla. Çünkü etkinlik zaten bilgi sorusu olduğu için onu çok rahat yapabiliyor. Bu noktada ne yapması lazım? Konu anlatım videoları dışında soru çözüm videoları izleyecek. O soru çözüm videolarında hoca o bilgiyi nasıl kullanmış soruya, nasıl onu yedirmiş bunu anlayacak ve çok fazla soru çözecek. Yani bunun bir sonu yok. Ben yapamıyorum diye düşünüp soru çözmeme gibi bir duruma da gelmemesi gerek. O yüzden düzenli bir şekilde yeni nesil soru çözmesi lazım. Peki 8. sınıf arkadaşlarımıza şu an deneme çözmeyi öneriyor musunuz? Kesinlikle 8. sınıf zaten her döneminde deneme çözmeye başlamalı. Şu anda da yani şunu düşünmesinler. Şu anda çok az konu işledik. Hani deneme çözmesem mi? Deneme çözsünler. Şunu da hatırlatmış olalım. Tonguç Kap'la Ekim ayı denemesi de yayınlandı arkadaşlar. Tonguçakademi.com adresine girerseniz Ekim ayı denemesini yapabilirsiniz. Ücretli mi hocam? Hayır, ücretsiz. Bunu hep merak ediyor arkadaşlarımız. Ben de onlar adına sormak istedim. Sıradaki soru. Nehir demiş ki konu anlatım videolarını bitirmem uzun sürüyor. Bittikten sonra da yatma vaktim geliyor. Soru çözmeye vakit kalmıyor. Hocam ne kadar üzücü ya. Yani okuldan geliyor arkadaşlarımız. Bir yandan ders, bir yandan şey derken yatma vakti geliyor. Vakit bulamıyorlar hocam. Haklısınız. Yani öğrencilerimiz de haklı. Ama burada her gün aslında konu anlatım videosu izlemesine de gerek yok. Zaten önemli olan test çözümü olduğu için mesela konu anlatım videolarını kendine program yapsın, pazartesi, salı, çarşamba izlesin. Kalan günler onlarla ilgili test çözsün örneğin. Çünkü test çözmesi önemli. Evet, okuldan geç geliyor olabilir, etüte gidiyor olabilir. Hani orada konu anlatım videosundan kısmak bizim için daha önemli. Son olarak ben öğrenci arkadaşlarımızın son dönemlerde bize en çok soru sorduğu yerden bir şey sorayım. Türkçe hocam. Türkçe birçok arkadaş arasında şu anda böyle bir panik halinde olma sebebi. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık Türkçe daha mı zor? Özellikle bir de bu konuşma sınavıyla beraber benim de tüm öğrencilerim aynı siz konuşma sınavında ne yapacağız? Konuşma sınavında ne yapacağız? Ya konuşma sınavı aslında biraz gözünde büyüyor öğrencilerin. Çok basit. Girişini çok güzel bir şekilde yapacaksın. Yani tüm arkadaşlarına merhaba deyip. Selamünaleyküm diye girip. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Biz nasıl videolarımızda da giriş yapıyoruz? Aynı girişi yapıp
çok kısa bugün size şu konudan bahsedeceğim deyip bir giriş yapıp aslında madde madde daha önce çalıştığınız konuşmanızı orada anlatmış olacaksınız. Ama burada şey de önemli, mesela madde madde dediğim, evet birinci madde şu diye bir durum yok tabii ki. Mesela ayrıca, ek olarak, ancak gibi bu bağlaçları öğreniyoruz Türkçe'de. Bunları kullanırsanız Türkçe hocanız da size ek puan verir. Bir de kapanışta da tüm arkadaşlarınıza teşekkür edip bir özet yaparsanız aslında konuşma sınavı bu kadar basit. Türkçe'ye genel olarak yine gelecek olursak, Türkçe zor demiştik. Orada da daha sıkıntılı bir süreç yok. Evet, paragraf soruları biraz uzun ama zaten biz 8. sınıflarımıza her gün paragraf çözmesini öneriyoruz. Hani her gün bir 20 soru paragraf çözse zaten alışacak ve hızlanacak ve Türkçe'yi daha iyi yapacak. Dil bilgisi için de mesela konuları beklemeden ara tatilde örneğin kendine bir dil bilgisi kampı yaparsa, mesela bizim kampımızda olacağı gibi, dil bilgisini bitirirse şimdiden rahat eder. Peki hocam, hızlı çıtalardaki arkadaşlar size başka sorular sorabilirler mi? Sorabilirler. Yorumlara bunu hemen yazabilirler. Tamam hocam o zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.